alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selam Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de sizler üzerine olsun. Allah, dünyayı insanlar için var etti. Önce atamız Adem aleyhisselam var edildi insanlık tarihinde ilk insan ve ilk beşer olarak. Ondan Havva anamız var edildi. İkisi birlikte önce cennete girdiler. Sonra yeryüzüne indiler. Hayat yeryüzünde Arafat'ta birleşip tekrar Allah'ın istediği bir düzeye girdi ve Adem aleyhisselamın oğulları, kızları, Şit aleyhisselam peygamber oldu, atamız Adem aleyhisselam gibi. Kabil, Habil'i öldürdü. İdris aleyhisselam torunlarından yine peygamber ve kendisine sahife verildi, Adem aleyhisselam ve Şit aleyhisselama verildiği gibi. İnsanlık tarihinin ilk ümmet dönemini oluşturdular. Adem aleyhisselam, Habil, Şit aleyhisselam ve İdris aleyhisselam, her birine atamız Adem aleyhisselama 10 sayfa, Şit aleyhisselama 50 sayfa, İdris aleyhisselama ise 30 sayfa verildi. Ve ilk ayrışma Nuh aleyhisselam döneminde ulaştık. Nuh aleyhisselam ve Müslümanlar bir tarafta yerini alırlarken, Nuh kavmi inkarcı ve kafir olarak yerlerini aldılar. Ve aradaki hükmü Rabbimiz Teala su ile verdi. 950 yılın sonunda Mezopotamya'da özellikle yaşayan Nuh aleyhisselam ve Müslümanlar, Cudi dağında Mekke'nin kuzey doğusunda, epey bir kuzey doğusunda, Dicle kıyılarında, Cudi dağında tekrar dünyaya inişin merkezi oldu ve dünyaya oradan yayılan bizler, Nuh aleyhisselamdan sonra Hud aleyhisselamı ve kavmini Mekke'nin güney doğusunda bulduk. Yani orada yaşantımız devam etti, Ahkaf bölgesinde. Sonra Salih aleyhisselam Mekke'nin kuzeyinde, Hıcır bölgesinde, Semud kavmi içinde risaletini, peygamberliğini sürdürdü. Allah Nuh aleyhisselamın kavmini helak ettiği gibi Ad kavmini ve Semud kavmini de helak etti. Ve tarihi sırada İbrahim aleyhisselam artık gündemdeydi. Onun dünyaya geldiği bölge de Fırat Dicle arası, Mezopotamya bölgesi. Ve orada peygamber olduğu babasını, kavmini, kavmin kralını orada İslam'a davet ettiği ve ateşe atıldı. Allah onu korudu ve sonra Rabbine hicret etti. İnni muhacirun ila Rabbi dedi. Hicreti Mezopotamya'dan önce kuzey batıya, sonra güney batıya oldu. Kuzey batıda Harran, güney batıda ise Şam ve Filistin onun hicret yurdu oldu ve bir ara Mısır'a gitti geldi. Orada Hacer anamız kendisine hediye edildi dolaylı bir şekilde. Önce Sare anamızla evliydi ve kendisine Filistin topraklarında bir yer mesken tuttu. O yer daha sonra El Halil kenti, Halilurrahman şehri oldu. Oğul İsmail'le birlikte anası Hacer'i daha oluşmamış bir kent olan Mekke'nin bulunduğu yere bıraktı geldi. Onlar sebebiyle Rabbimiz Teala orada Zemzem suyunu var etti ve Mekke'de yeni bir şehir, yeni bir dünya kurulmuş oldu. İbrahim aleyhisselam kendisi hayatını Filistin topraklarında, oğlu İshak aleyhisselam da orada dünyaya geldi. O da Filistin topraklarında hayatını sürdürürken
diğer oğlu İsmail aleyhisselam Mekke'de varlığını sürdürdü. Allah'ın lütfuyla İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'in de yardımıyla Mekke'de Kabe'yi bina etti. İnsanlık tarihinde ilk ev ibadet edilsin diye Mekke'de yapılmıştı ama tufanda yıkılmış ve yeni baştan İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'nin temellerini yükseltmiş ve Kabe'yi bina etmişti. Oğul İshak aleyhisselam Filistin'de ve hayat İbrahim aleyhisselam'da bir Kur'an'daki bir olayı da gündeme getirerek İshak ve Yakup'la devam edecek. Biz de inşallah onlarla birlikte devam ederiz anlatımımızı. İbrahim aleyhisselam bir gün Rabbine dedi ki, ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin? Bana göster. İnanmıyor musun ey İbrahim? Rabbimizden cevap. İnanıyorum ya Rabbi ama kalbim mutmain olsun. Daha imanım artsın dedi. Rabbimiz Teala eline 4 tane kuş al ve her birini iyice belle, kendine alıştır. Sonra onları parçala, dağ ve tepelere bırak. Sonra kendine çağır, koşarak gelecekler. Ve evet, İbrahim aleyhisselama işte parçaladığı kuşlar her bir tepeden ayrı ayrı parçalar birleşerek uçarak geliyor ve Rabbimin gerçekten her şeye kadir olduğunu ve ölüleri dirilttiğini de biliyor İbrahim aleyhisselam. İmanı daha da artıyor ve kıyamete kadar hepimize de güzel bir örnek sunuyordu Rabbimiz Teala İbrahim aleyhisselamla ilgili bu anlatımında da. Ve yine İbrahim aleyhisselam ihtiyarlık dönemimde bana İsmail ve İshak'ı veren Rabbime hamdolsun diye dua ediyordu. Gerçekten Rabbimiz Teala dualara icabet edendi. Sonra beni bağışla ya Rabbi, anamı babamı da ve bütün Müslümanları da bağışla. O yevme yekumul hisab, hesap günü diyerek de hem kendisi yalvarıp yakarıyordu Rabbine ve hem de duayı bizlere bir hediye olarak sunuyordu. İshak aleyhisselam yine Filistin topraklarında yaşadı. Hayatı hakkında Kur'an-ı Kerim bize fazla bilgi vermiyor. Ve onun oğlu Yakup yine aynı şekilde Filistin topraklarında, belki o Şam diyarı dediğimiz ta Harran'dan, Fırat'ın güneyinden, Harran'dan Kudüs, El-Halil kentine kadar bütün bölgelerde çobanlık yaptı Yakup aleyhisselam. Ve kendisi de babası İshak ve dedesi İbrahim aleyhisselamın yerleştiği bölgeye, Filistin'de yerleşti. O bölgenin bir ismi Filistin, daha genel ismi Şam ve özel ismi de Kenan diyarıdır. Ve kendisinin 12 oğlu oldu. Yakup aleyhisselamın 12 oğlu oldu. Bunlardan bir tanesi Yusuf. Ve işte o oğullarından Yusuf sebebiyle Yakup aleyhisselam daha da bir gündemde Kur'an'da. Ve insanlık tarihi Yusuf aleyhisselamla yeni bir döneme şahit olacak. İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam ve Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam insanlığın ilk atası, beşerin atası. Nuh aleyhisselam ikinci ata. Ve İbrahim aleyhisselama Rabbim ise Müslümanların atası ismini verir. Millete ebiküm İbrahim diye. Ve Müslümanların atası olma özelliğiyle Müslümanlar sanki bir millet, bir din etrafında toplanan bir kitle haline yavaş yavaş gelecek. Ve Yusuf aleyhisselam döneminde ise Rabbimiz Teala Müslümanlara bir dünya devleti lütfedecek. O döneme kadar Adem, Şit, İdris aleyhisselam dönemleri ilk dönem, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve ötede İsmail aleyhisselamın bir mülk ve saltanatla, bir anlamda bir devletle ilgili bir özelliğini görmüyoruz. Ama işte şimdi tarihi sırada Yusuf aleyhisselam ve onunla ise Rabbimiz Teala
Müslümanlara bir devlet lütfedecek ve Yusuf Aleyhisselam hiçbir kimsenin etkisi olmadan insanlık tarihinin ilk çağlarının özelliği olarak sanki kendi başına bir devleti teslim alacak ya da bir devlet kendisini Yusuf Aleyhisselam'a teslim edecek. O da Allah'ın lütfuyla Allah adına bir toplum nasıl yaşanır ve insanlara nasıl merhametli bir örnek yaşantı sergilenir bunu gösterecek ve işte onun kıssası, onun serüveni ise Yusuf suresinde bir sure hep Yusuf Aleyhisselam'ı anlatacak. Bu arada babası ve kardeşleri de surede gündemde olacak. Sureyi Rabbim Muhammed Aleyhisselam'ı anlatır en güzel bir kıssa olarak ve anlatan Allah, önce dinleyen Muhammed Aleyhisselam, sure Mekke'de peygamberimize inmiş. Yani bu dönemi Rabbim büyük bir müjde olarak Mekke'de verir. Medine yakındır. Yusuf'un devleti gibi Medine'de de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın devleti var olacak. Ama bu iş kolay olmayacaktı. İşte Yusuf Aleyhisselam, babası onu çok seviyor. Kardeşleri ise haset ediyor, kıskançlar. Ve babasıyla Yusuf'un arasına girmek isteyecekler. Hele hele bir olay bu hasedi daha da körükledi. Bir gün Yusuf Aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, ben 11 yıldızın, bir ayın ve bir güneşin bana secde ettiğini görüyorum. Bu neyin nesi dedi. Ve Yakup Aleyhisselam, aman ha dedi, bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Onlar sana tuzak kurarlar. Şeytan insana düşman. Böylece Rabbin seni peygamber seçecek ve seçti. Daha önceki ataların İbrahim'e, İshak'a ve Yakup kendisidir. Babana vermiş olduğu nimeti böylece Yakup ailesine tamamlamış olacak diyordu. Ama rüyayı haber aldı diğer kardeşler ve kendi aralarında toplandılar. Niye Yusuf bize babamızdan daha sevgili, halbuki aşiretin, toplumun yükünü biz çekiyoruz dediler. Ve bir aşiret halinde başta Yakup Aleyhisselam, hanımları var ve 12 oğlu, gelinler ve torunlar birlikte bir hayat yaşıyorlar. Ve yaşadıkları bölge, tekrar ediyorum, Filistin toprakları, yani Mekke'nin epey bir kuzeyi ve İbrahim Aleyhisselam'ın hicret yurdunda hayatlarını devam ettiriyorlar. Babamıza karşı Yusuf'un sevgili olması bizi üzüyor, öldürelim onu. Yahut uzaklaştıralım buradan da babamız bizi sevsin. Böylece hem babamızın sevgisini üzerimize alırsak Allah da bizden razı olur diyorlardı. Bir gün babalarından izin istediler, birlikte gezintiye gidelim diye. O da vermek istemedi ama sonunda gönlünü yaptılar. Birlikte gezintiye gittiler. Yatsı vakti ağlaya ağlaya döndüler. Gerçekten bu bir rüya, gösteriş ağlamasıydı. Yusuf'u kurt parçaladı dediler. İşte bu da kanlı gömleği ve gömleğini getirdiler. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Oradan geçen bir kervan Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkardı. Ama bu sefer Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin ihanetinden sonra köle durumuna düştü. O kervan onu bir köle olarak aldı, sakladı ve sonra Mısır'a götürdü. Mısır'da Yusuf Aleyhisselam bir köle olarak satıldı. Allah'ın takdiri, kaderi yazan Allah zaten Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam'ı sanki böyle seçmişti. Ve Mısır'da onu satın alan Mısır yönetiminin en üst düzey insanlarından bir tanesiydi. Bir anlamda Mısır devlet başkanından sonra, Melik'ten sonra gelen ikinci adamdı. O Yusuf Aleyhisselam'ı köle olarak aldı, onun evine yerleşti ve böylece Yusuf dünya devletinin merkezinde yer tuttu. Hatta o aziz, Melik'ten sonra ikinci sırada olan adam, hanımına aman bu çocuğa iyi bakalım,
bize faydası dokunur yahut işte bunda güzellikler görüyorum dedi. Yusuf aleyhisselam böylece Mısır azizinin evinde güzel bir hayat sürerken ama bir köledir. Gerçi hem hanım hem efendi Yusuf aleyhisselama çok iyi davranmaktadır. Fakat yine bir köle konumunda ve imtihanı Yusuf aleyhisselamın bitmiyor. Bu arada evin sahibesi Aziz'in hanımı Yusuf aleyhisselama sahip olmak istiyor. Bu bir anlamda sanki Yusuf aleyhisselamın kaderinin önüne, yükselişinin önüne geçmek istiyordu o kadın. Allah Yusuf aleyhisselamı korudu. O kadının isteğini yerine getirmedi. Bu arada diğer kadınlar da Yusuf aleyhisselama sahip olmak istediler. Allah onların tehlikesini de uzaklaştırdı Yusuf aleyhisselamdan. Ama kardeşlerinin ihanetinden, kölelik yazgısından ve kadınların kendisine sahip olma isteğinden sonra dördüncü bir imtihanla karşı karşıya kaldı Yusuf aleyhisselam. Ve Yusuf aleyhisselam suçsuz olduğu halde zindanda. Bir anlamda Yusuf aleyhisselam toplumun bütün sosyal katmanlarında sanki bulunuyordu. Bir peygamber çocuğuydu. Peygamber çocuğunun bütün özellikleri, o ahlaki erdemlilik onda vardı. Sonra kardeşlerinin ihanetine uğradı. Daha sonra bir yere köle olarak satıldı. Efendisi, efendileri oldu. Sonra bütün kadınlar ona sahip olmak istedi. Dünyadaki en zor imtihanlardan biriyle daha karşılaşmış oldu. Kardeşlerinden kölelikten sonra kadın denenmesi ya da kadın imtihanıyla da karşı karşıya kaldı. Oradan da başarıyla geçen Yusuf aleyhisselam bu sefer zindanla karşı karşıya kaldı ve kendisini zindanda buldu. Zindanda kendisine bir rüya yorumunda müracaat eden iki kimseye İslami bir davet uyguladı. Onları İslam'a davet etti. Belki Yusuf aleyhisselam ilk olarak orada kendini gösterdi. İbrahim aleyhisselamın oğlu, İshak aleyhisselamın oğlu, Yakup aleyhisselamın olduğunu da kendisinin böyle bir nesilden geldiğini orada ifade etti. O toplumun dininden olmadığını, kendisinin Müslüman olduğunu bildirdi. O iki gencin rüyalarını yorumladı. Onlardan bir tanesi öldürülecek ve diğeri hayata devam edecekti. Hayata devam edecek olan kimse Yusuf aleyhisselamı melekin yanında anacaktı ama şeytan ona unutturdu. Uzun seneler Yusuf aleyhisselam suçsuz olduğu halde zindanda kaldı. Ve Allah Nuh aleyhisselamın ve Müslümanların kurtarıcısı, Hud aleyhisselamın ve Müslümanların kurtarıcısı, Salih aleyhisselam ve Müslümanların kurtarıcısı olan Allah, İbrahim aleyhisselamı ateşte yakmayan Allah, Hacer anamıza ve İsmail aleyhisselama Mekke'nin ortasında, o çöller ortasında su ikram eden Allah, Yusuf aleyhisselamı da zindandan kurtaracak ve ona dünya devletini lütfedecek ve şüphesiz ki büyük irade Allah'ın iradesidir. Mülk saltanat tamamen ona aittir. Ondan başka hiçbir kimsenin dünyada iradesi, güç ve kuvveti söz konusu değildir. Onun izin verdiği kadar toplumlar, devletler, melikler güç ve kuvvet gösterisinde bulunabilirler. İşte büyük dünya devleti ve bir köleye teslim olacak. Köle zindanda ve Allahu Teala dünya devletinin meliki, devlet başkanı rüyasına Allahu Teala etki edecek. Gerçekten 7 semiz inek sonra 7 zayıf inek 7 semiz ineği yiyecek. 7 yeşil başak sonra kuru başaklar. Kendilerince karma karışık bir rüya. Ama rüyanın yorumunda gerçekten isabetli olan Yusuf aleyhisselamı o zindandaki genç, kurtulan genç hatırlayacak. Hemen rüyanın yorumunu Yusuf aleyhisselamdan soracak. O 7 sene bolluk gelecek. Sonra
sene kıtlık gelecek ve dünya böyle bir imtihanla karşı karşıya kalacak diyordu. Melik bu yorumu duyunca sevinecek, Yusuf'u çağıracak ama Yusuf suçsuzluğu ortaya çıkmadıktan sonra, kendisinin suçsuz olduğu bilinmedikten sonra ben çıkmam diyecek ve kadınlar suçlarını itiraf edecekler. Hatta Aziz'in hanımı da suçunu itiraf edecek ve böylece Yusuf Aleyhisselam zindandan saraya ve Melik, dünya devletinin başkanı, devleti Yusuf Aleyhisselam'a teslim edecek. O böylece yeryüzüne yerleşmiş olacak, dilediği şekilde hareket edecek. Çölden gelecek bir çocuk, köle olacak. Alın yazısı, kader ona köleliği de gösterecek. Kardeşleri ihanet edecek, babamızın yanında daha sevgilidir diye. Ve kadınlar onun yükselişine engel olmak isteyecekler. Ve sonra devlet zindana atacak ve zindan unutulanların yurdu bir anlamda, suçsuz olduğu halde unutulacak zindanda. Senelerce zindanda kalacak Yusuf Aleyhisselam ama sonra işte bolluk seneleri ve kıtlık senelerinin habercisi olan bir rüyanın yorumlanması nedeniyle Yusuf Aleyhisselam saraya gelecek. Ve işte şimdi saraydadır Yusuf Aleyhisselam. Dünya devletini Allah-u Teala Yusuf'a teslim etmiştir. Ne melik var ortada, ne aziz var. Tek yetkili Yusuf Aleyhisselam var. Ve 7 sene bolluk yaşadı dünya. Ve sadece bu bolluğun 7 sene süreceğini Yusuf Aleyhisselam biliyor. Diğer devletler, diğer komşu toplumların bundan haberi yok. Ve 7 sene sonra ise bu arada az yediler ve Yusuf Aleyhisselam gerçekten düzenli bir ekonomi uygulayarak Allah-u Teala'nın emrinde ve de Allah-u Teala'nın kendisine bildirdiği bilgilerle fazla olan ürünleri sakladı, hatta başaklarında sakladı o buğdayları ve 7 senelik bir dönem için hazırlık yaptı ve bitti 7 senelik bolluk seneleri. Sonra kıtlık başladı. İnsanlar yavaş yavaş artık Yusuf Aleyhisselam'a yönelmeye başladılar. Ve anlatılır, insanlar ilk önce paralarını, altınlarını, sonra gümüşlerini, sonra hayvanlarını, sonra evlerini, barklarını, en son 7. sene ise kendilerini artık Yusuf Aleyhisselam'a vererek ondan bir şeyler aldılar. Yani bu şu anlama geliyordu: Allah dilerse verdiği nimetlerin hepsini elinizden bir parça buğdaya alır da ve sizin ne gücünüz ne kuvvetiniz bir anlam ifade etmez diyordu. Gerçekten şu anda insanlarda ne kadar güç, kuvvet, nimet varsa hepsi Allah'ın bir lütfudur. Ve Allah-u Teala bütün bu altın, gümüş, ev, bark, saray, köşk, bütün servetleri bir avuç buğdaya karşılığında insanlardan alır ya da bir yudum su karşılığında insanlardan alır da insanların hiçbir şeye gücü yetmez. Ve Yakup Aleyhisselam'ın yurduna da kıtlık isabet etti. Yakup Aleyhisselam ve çocukları sıkıntılılar. Duydular ki Mısır'da bir melik varmış. İyi bir insanmış bu. Ondan gidelim, bir şeyler getirelim dediler. Geldiler 10 kardeş. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın ana baba bir kardeşi olan Bünyamin'i bırakmadı. Yusuf'tan sonra onu daha çok seviyordu. 10 kardeş geldi, durumlarını anlattılar. Onlara bir şeyler verdi, geri gönderdi. Ama bir dahaki sefere diğer kardeşinizi de getirin dedi. Onlar tanımadılar Yusuf Aleyhisselam'ı ama Yusuf Aleyhisselam tanıdı onları. Ertesi sene Bünyamin'le birlikte geldiler. Gerçi Yakup Aleyhisselam'ın pek gönlü olmadı ama mecbur kaldı. Onlardan bir söz de aldı. Allah'ın yardımıyla mutlaka geri dönün dedi. Ve tekrar bu sefer 11 kişi geldiler. 11 kardeş, peygamber çocukları. Yusuf Aleyhisselam bir dünya güzeli ve diğerleri de ona yakın güzellikteler. Ve bir de asaletleri var. 11 kardeşe de değerli ikramlarda bulundu Yusuf Aleyhisselam ama sonunda
Bünyamin'i yanı başında alıkoydu. Yine Allahu Teala'nın kendisine lütfettiği bir sistemle ve 10 kardeş geri dönecekken bir tanesi daha ben dönmüyorum dedi. 9 kardeş geri döndü. Olayı anlattılar Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam daha da hüzünlendi ve hüznü Bünyamin'den daha çok yine Yusuf'a ve gözlerine ak düştü. Ve tekrar gidin oğullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz ve Yusuf'u ve kardeşlerini arayınız dedi. Gerçekten daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerine benzer bir söz Yakup Aleyhisselam'dan çıktı. Ve gerçekten Müslümanlar Allah'tan ümitlerini kesmeyeceklerdi. Yusuf'a ulaşacaklardı, dünyaya ulaşacaklardı, dünya izzet ve şerefine ulaşacaklardı ve özgürlüklerine ulaşacaklardı. Bu kıyamete kadar Yakup Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu örnek ümitli halleri Müslümanlar için gerçekten ümit verecekti. Ve bu sefer gittiklerinde Yusuf Aleyhisselam konumunu ortaya koydu ve kendisi şu soruyu sordu. Siz cahil olduğunuz halde Yusuf'a ne yapmıştınız dedi. Onlar da dedi ki sen Yusuf musun? Evet ben Yusuf, bu da kardeşim dedi. Bu sefer o 10 kardeş şu sözü söylediler. Tallahi lekad atharakallahu aleyna ve in kunna lehatiun. Vallahi Allah seni bizim üzerimize üstün kıldı. Biz hatalıymışız. Bu sözü bu surenin inişinden bir 10 sene sonra filan, belki 10-12 sene sonra Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'deki kardeşleri yani Kureyşler ve diğer kabileler Muhammed Aleyhisselam'a demek zorunda kaldılar ve Muhammed Aleyhisselam'ın önünde suçluluklarını itiraf ettiler, günahlarını itiraf ettiler. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri bu konumda ve dediler ki vallahi Allah seni bizim üzerimize üstün kıldı. Biz günahkar olduk, biz hatalıydık. Yusuf Aleyhisselam ise gidin dedi, gidin. Bugün kınama yok. La tetrib aleykümül yevm. Allah günahları bağışlar. Şu gömleğimi alın dedi. Şu gömleğimi alın. Babama götürün. Yüzüne bırakın da tekrar gözü görür hale gelsin. Ve sonra da hepiniz buraya gelin. Ve geri döndü kafile. Tekrar bu sefer Yakup Aleyhisselam hanımları, oğulları, torunları, gelinleri, kızları, hepsi ne varsa hepsi birlikte dünya tarihinin en önemli bir yolculuğuna çıktılar. Bu yolculuğun kıyamete kadar etkileri dünya tarihinden silinmeyecek. Bu yolculuğu yapanlar Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıydı. Bir anlamda İsrail oğulları. Bu yolculuğu yapanların neslinden Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, sonra Davud ve Süleyman Aleyhisselamlar ve daha sonra Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselamlar var olacak. Ve bu yolculuğun dünya tarihinde hem İslam tarihinde hem İslam tarihinin dışındaki tarihte gerçekten Allahu Teala'nın önemli üzerinde durduğu konular gündemde olacak. Ve işte Yakup Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam bütün hepsi birlikte yolculuğa çıktılar. Filistin topraklarından bir anlamda çölden dünya devletine, Mısır'a. Mısır dünya devleti Yusuf Aleyhisselam'a teslim olmuş. Dünya devletini Yusuf Aleyhisselam teslim almış. O yönetiyor insanları. Babası, anası ya da teyzesi ve kardeşleri ve yeğenleri hepsi birlikte artık Mısır'a geliyorlar. Onları Mısır'da dışarıda karşılayacak. Saygıda asla kusur etmeyecek. Mısır'a Allah'ın izniyle güvende girin diyecek. Ve sonra babasını arşa tahta oturtturacak. Baba, ana, güneş, ay ve 11 yıldız, 11 kardeş Yusuf Aleyhisselam'a selam, saygı secdesinde bulunacaklar. Yıllar önce gördüğü rüya böylece ortaya çıkmış olacak. Rüyada Yakup Aleyhisselam'ın yorumu da böylece çıkmış oluyordu. İşte dedi Yusuf Aleyhisselam, babacığım, yıllar önce gördüğüm ve senin
yorumladığın rüyanın sonucu budur ve bir ay, bir güneş ve 11 yıldız, anam, babam ya da teyzem ve işte kardeşlerim secdede bulundular, selam ve saygı secdesinde diyordun. Ve Müslümanlar Mısır'a yerleştiler ve Mısır'da uzun dönem bir serüven, bir hayat yaşayacaklar. İşte özetlemeye çalıştığım Yusuf suresinden Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak aldığımız bilgiler bunlar ve daha kapsamlısı surenin kendisi. Biz bu ana kadar dünya tarihinde bir devlet ya da toplum planında bir güce ulaşmadık. Müslümanlar ilk olarak tarihte Yusuf Aleyhisselam'la beraber bir dünya devletine ulaşacaklar ve Müslümanlar zalimlerin baskısı olmadan, zulüm ve sömürü ve haksızlık olmadan rahat bir dünya yaşamaya başlayacaklar. Bu tarihte ilk olarak karşımıza çıkan bir manzara. Mısır'da Müslümanlar uzun dönem hayatlarını devam ettirecekler. Yusuf Aleyhisselam ve sonra diğer Müslümanlar yönetimde etkili olacaklar. Bu belki Kur'an tarih vermiyor ama bir buçuk asır devam edecek. Daha sonra Müslümanlar özgürlüklerini kaybedecekler ve aynı bu Müslümanlar Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, bir diğer ismiyle İsrail oğulları tamamen köleleşecekler. Zalimler yönetime tekrar egemen olacak. Bu sefer yönetimde melikler değil, firavunlar var olacak. Yusuf Aleyhisselam döneminde Mısır yönetenler meliklerdir. İleriki dönemde Mısır'a egemen olan güçler ise firavunlar olacak. Bu firavunlar döneminde de Mısır'da Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam gündeme gelecek. Özgürlüğe Müslümanlar Musa ve Harun Aleyhisselam'la gidecekler. Şu anda ise Yusuf Aleyhisselam dönemindeyiz ve Yusuf Aleyhisselam ve kardeşleri, yani bir peygamber ocağı, İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Yakup Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam ve oğullarıyla birlikte Mısır'dalar ve güzel bir hayat sürüyorlar. Yakup Aleyhisselam'a ölüm yaklaştığı zaman, ki Mısır'da ölüm ona ulaştı, topladı çocuklarını, dedi ki benden sonra kime tapınırsınız, kime kul olursunuz? Onlar da dediler ki biz senin ilahın, ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan tek ilah Allah'a tapınırız ve biz Müslümanlardanız dediler. Yakup Aleyhisselam buna sevindi ve Müslümanca çizgilerini devam ettirdiler. Ama işte belli bir dönem sonra Müslümanlar özgürlüklerini kaybetti ve kölelik dönemi başladı. Biz o dönemi, biz o hayatı inşallah bir başka seferde anlatalım, bundan sonraki programımızda veya bir daha sonrakinde. Şimdi ise biz Yusuf Aleyhisselam'dan hemen sonra dünya tarihinde yerini almış bir peygamberi gündeme getirelim. O peygamber Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam, Allahu Teala'nın kendisine mülk verdiği, zenginlik verdiği, oğul kız verdiği bir özelliğe sahip. Gerçekten Eyüp Aleyhisselam'ın sağlığı yerinde, güç ve kuvveti yerinde, oğulları, kızları var ve de çok büyük bir servete sahip. Nihayet Rabbimiz Teala var olan nimetlerini birer birer kendisinden almaya başladı. Mallarını kaybetti Eyüp Aleyhisselam. Oğullarını, kızlarını kaybetti Eyüp Aleyhisselam. Ve sonra da sağlığını kaybetti. Kendisinin yanında kimse kalmadı. Sadece bir eşi onunla birlikte, rivayetlere göre eşinin ismi Rahime ve yine Yakup Aleyhisselam'ın
neslinden bir tane annemiz ve onunla birlikte hayatını devam ettiriyor ve ikisi birlikte hayatını devam ettirirken bir gün bir olay yaşıyorlar. Bu olayda Eyyub Aleyhisselam diyor ki ben sana 100 tane sopa vuracağım. Eyyub Aleyhisselam'ın sıkıntısı devam ediyor. Sağlık bayağı perişan etti ve bütün bunlara rağmen sabırlı, fakat bir konu var ki onu fazlasıyla üzmeye başladı. Bu konu ise şeytanın dürtüsü. Acaba şeytan ona nasıl dürtüde bulundu? Şüphesiz Kur'an bunu açıklamıyor ama Müslümanların Rabbimizin bildirdiği ayetlerden kendilerince çıkarımları şöyle. Sanki şeytan şöyle diyordu. Eğer sen Allah'ın sevgili bir kulu olsaydın Allah sana bu kadar bela ve musibetleri vermezdi. Bak elinden malını aldı. Oğullarını, kızlarını aldı. Sağlığını da aldı. Sen sevgili bir kul olsaydın Allah seni bu kadar terk eder miydi? Demek ki Allah seni sevmiyor diyerek Allah'a karşı sanki imanında ve teslimiyetinde bir problem oluşturmaya çalışıyordu şeytan Eyyub Aleyhisselam'da. İşte Eyyub Aleyhisselam bunu gündeme getirerek dedi ki enni messeniye şeytanu binusbin ve azab. Yine de ya Rabbi bana şifa ver, bana yardım et, bana lütfet demiyordu. Durumumu sen bilirsin ya Rabbi. Sanki İbrahim Aleyhisselam'ın ateş karşısındaki durumu gibi. Ya Rabbi durumumu sen bilirsin. Ne haldeyim, ne konumdayım, ne durumdayım. Senden başka bilen yok. Bana lütfedecek olan sensin. Beni affedecek olan sensin, beni bağışlayacak olan sensin, bana şifa verecek sensin diyerek ya Rabbi diyor ve el açıp Rabbine dua ediyordu. Rabbimiz Teala nihayet bu son şeytanın ona iyice vesvese vermesinden ve onun Rabbine daha da bir, ki şimdiye kadar da zaten hep yalvarıp yakarıyordu ama belki de şimdiye kadar kendi konumunun dışında şifa isteğinde bile bulunmamıştı. Rabbim nasıl olsa beni biliyor diye gerçekten büyük bir derece ve bu şekil bir yalvarışından sonra dedi ki Rabbim ayağını da yere vur. Ve ayağıyla yere vuracak. İki tane su fışkıracak. Birinden içecek. Ve birinden de yıkanacak. Rabbimizin şifası Eyyub Aleyhisselam'a böylece gelecek. Vurdu ayaklarıyla yere ve iki su fışkırdı. Biriyle yıkandı, birini içti. Rabbimizin şifası, lütfu kendisine geldi. Sağlığına kavuştu. Ve dahası var, ya daha önce var ettiği, lütfettiği oğullar ve kızlar dirildi, yahut da onlar bu dünyadan ayrılıp gittiler, yeni baştan onlar kadar, hatta bir misli, evet onlar kadar oğullar ve kızlar verdi, tekrar mal, mülk verdi, deve sürüleri, koyunlar verdi. Ve şu örnekliğiyle Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de Eyyub Aleyhisselam'ı da gündeme getirdi. Önce var olan, önce sahip olan, önce sağlıklı olan, önce oğulları kızları olan bir Müslüman örneği, sonra bunları kaybeden bir örnek, var iken Allah'a hamd eden, kaybettiği zaman da asla ümitsiz olmayan ve nankörlük yapmayan, isyan etmeyen
ve sonra da tekrar Rabbinin lütfuna mazhar olup tekrar kaybettiklerine ulaşan bir örnek Eyüp aleyhisselam. İşte Rabbimiz Teala Eyüp aleyhisselamı da böylece gündeme getirirken onun bir yeminini de bize hatırlatır. O yüz sopa vuracaktı hanımına ama o hanımı onunla beraberdi. Hep ona iyilikte bulundu. Rabbim merhamet etti. 100 tane buğday sapı al, onları birleştir, bir defa vur ve böylece yeminin de yerine getirilmiş olsun dedi. Eyüp aleyhisselam sabreden bir kuldu, güzel bir kuldu ve Allah-u Teala'ya yalvarıp yakaran bir kuldu. Ve insanlık tarihinin yavaş yavaş ilk çağlarının sonuna doğru geliyoruz. İlk çağların son peygamberi Musa ve Harun aleyhisselamlar, arada Şuayb aleyhisselam var. İnşallah Şuayb aleyhisselamı da gündeme getirdikten sonra tarihi sırada Musa ve Harun aleyhisselama doğru geleceğiz Rabbimizin yardımıyla. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.